Mehçilam hoş geldin. Hoş bulduk Müge ee, Hanım. Az önceki kavuşma inşallah senin için de olur. İnşallah. Ee, o kimi arıyor? Çok kısa anlatayım. 28 yaşında, 6 yaşında da bir kızı var. Ee, Ankara'da yaşıyor, annesi evet. ve kızıyla beraber. Bir temizlik şirketinde çalışıyor ve babasını arıyor. Evet. Peki babasını nasıl kaybetmiş? Babasının adı efendim İbrahim Er. Elimizde fotoğrafı da var. İnşallah çok kolay kendisi ya da akrabaları bizi görür ararlar diye ümit ediyorum. Ekranda babamızın fotoğrafını görüyorsunuz. Ee, baba İbrahim Er'le anne Kezban Atay 1989 yılında görücü usulü tanışmışlar. Birlikte yaşamaya başlamışlar. Resmi nikah olmamış. Bir yıl süren birliktelikte de Kezban Hanım Fadime Çilem'e hamile kalmış. Annem mi koymuş senin adını Çilem diye? Evet. Fadime ismini babam koymuştu. Çilem ismini de annem. Ay kıyamam ya. Yani bir insanın değil mi doğan çocuğuna Çilem adını vermesi zaten annenin ne kadar çileli olduğunu gösteriyor o sıra yani. Evet. Yani en mutlu gününde evladının adına Çilem koyuyorsan. Sonra e, hamile kalınca anne, e, anne ile baba ayrılıyorlar. Ama baba e, İbrahim Er doğum sırasında hastaneye gelmiş kızını görmüş e, ve ona Fadime adını vermiş. Evet. E, ...fakat kendi üzerine kaydetmemiş seni. Evet. O yüzden de anneannenin ve dedenin üzerine mi kaydı oldun? Evet, aynen. E, çocuklar, dünyaya, çocuk dünyaya gelmesine rağmen aile bir araya gelmiyor. Sonra Fadime altı yaşında annesine e, ricacı oluyor, babamı bul diye. Evet. Bir anlatır mısın Fadime? İşte herkes böyle baba dedikçe ben ümüleniyordum. Okulda olsun, işte çevremizde olsun. Anne dedim, beni babama götürür müsün, nerede oturduğunu biliyor musun dedim. En son dedi işte gece kondu da Gülveren'de oturuyorduk kızım oraya götüreyim dedi. Gittik oraya. Böyle gece kondu bir evi vardı bir de iki katlı evi vardı. O sokak kapısından içeriye girdik. Anne dedim burada bir amca var ona soralım gel dedim. O senin baban kızım dedi. Babamla sarmaş dolaş olduk. Ay Türk filmi gibi ha. Evet. <laughs> Baba dedim neden böyle yaptın falan yani çok hatırlamıyorum ama sordum yani neden dedim böyle oldu dedim. Bilmiyorum kızım dedi. Annem o esnada Çilem kızım buraya gel dedi. Çilem kim dedi. Adını dedi Çilem koydum dedi. Ben dedi Fadime diyordum kızıma. Hastanede öyle söylemiştim sana dedi. Fadime Çilem oldu ismi dedi. O şekilde. Sonra? Bir, da, bir daha da görmedim. Peki e, sonra hani yetişkin olunca gittin mi tekrar o adrese? Tekrar evet gittim ama bulamadım. Çünkü oralar gece konduydu 6 yaşındayken. Hep binalar olmuştu. İşte Kırmızı sağ... yerine yeni binalar yapılmış. Aynen, evet. Peki hiç tanıyan kimse yok muydu babanı? <laughs> Hayır. İsim soy isimden size de yardımcı olamayacağız dedi. TC'sini bilmedikten sonra da yardımcı olamayacağım dediler. Yani konu komşu da kalmamış o zaman. Aynen. Ee, şimdi bundan iki yıl, dokuz ay önce gitmişsin. Evet. Ee, babaannenin adının Güler olduğunu biliyorsun. Evet. Ee, aslen Eskişehirliler... E ee, babasının amcası Nevzat Er. Senin amcan mı babanın amcası? Babamın mı? amcasıymış. Babanın amcasının ismi de Nevzat Er, yengesi de Afet Er. Pazarcılık yapıyorlarmış. Fadime de 28 yaşında işte e, ilk kez 6 yaşında görmüş. 22 yıldır da hiç görmüyor. Babasını arıyor. Neden babanı bulmak istiyorsun Fadime? Baba hasreti, baba özlemi. Çok istiyorum. Üvey babam vardı kaybettik 6 ay önce yaklaşık. Allah rahmet eylesin. O nasıldı? Çok iyi değildi. Yani memnun değildim. Öyle mi? Evet. O yüzden de hep baba kaldı içinde. Tabii hep baba özlemi kaldı. İnşallah yeşim gibi ben de kavuşurum babama. İnşallah İnşallah benim. çok istiyorum. Ben buradan böyle mutlu ayrılan bütün herkese diyorum ki siz de dua edin. İnşallah. Yerinize gelenler de aynı mutluluğu yaşasınlar. Yani burada isim falan da var. Hani burada tabii daha elimizde doneler var. Evet. Ee, en azından aradığımız kişinin ismini biliyoruz. Bu da bir önemli. Hatta babaannemizin adına kadar biliyoruz. Babaannemizin adı Güler. Babamızın adı da İbrahim Er. Ee, amca Nevzat, yenge Afet pazarcılık yapıyorlar. Aslında Eskişehirliler. Ee, i̇nşallah biz de onlar ya da bir yakınları izliyordur. İnşallah. Baban seni izliyorsa ona ne söylemek istersin? Babacığım, beni bulmanı isterim. Bana sahip çıkmanı isterim. Tabii kırgınlıklarım da var illa ama... ...istiyorum gelmeni, aramanı. <laughs> Konuşamıyorum. Çok istiyorum. <laughs> bir de sen çok küçük yaştan itibaren anladığım kadarıyla... ...çok büyük bir hayat mücadelesi içine girmişsin. Evet. 6 yaşında kızım var. Orada da belirttiğim gibi. Allah bağışlasın. Şükürler olsun. Ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Ama yine de yanımda bir baba olsun istiyorum. Kardeşin var mı? mı? Yok. Tek çocuksun. Evet tek çocuğum. Annen evet. destekliyor mu babanı aramanı? Annem destekliyor evet. Allah razı olsun annem hep sahip çıktı. Ben annemlerde büyüdüm annemin hakkı da çok bende. Burada beni duyuyorsa hakkını helal etsin o da. İşte. Sonra annem başkasıyla evlenince sen anneannede mi kaldı? Yok. Annemle birlikte devam ettim de. Yani üvey babamın da lokması var. Annemin daha çok şeyi var bende, emeği. <laughs> Sonra bir daha üvey babanla bir daha başka kardeşin olmadı anne. Olmadı, evet. Belki yani onu da şimdi tabii ölmüş, tutmuş. belki o da sana şey yapıyordur da hayatım işte normalde hani kendi babası insanın bir şey söylediğinde o kadar belki insanı etkilemiyor da. Evet. bir hani adı üvey oldu mu hani üvey kelimesi soğuk belki de hani o yüzden. Evet. Sonra evlendin peki baba bakıyor mu kızına? Eski eşin? Çok değil hiç hatta hiç derecede bakmıyor. Şimdi hala evli misiniz? Hayır. Hayır. Ben annemin kaderini yaşıyorum, yani kızım doğdu ayrıldık, kandırıldım. Onun nüfus kağıdı var mı? Kızımın var, benim üstüme. Hayır onu da almadı babası. O, o da almadı, kandırıldım, evli olduğunu öğrendim. Aa! E yine evli de olsa alsaydı üzerine... Almadı, alacağım dedi, almadı. Kırk gün bekledim, yalvardım al dedim şu çocuğun kimliğini al al almadı. Kendim gittim en son da aldım. Ay şimdi o çocuk da işte 20 sene sonra babam kim diye gene arayacak. Ben yine ne kadar vicdansız olsa da babası yani onun hep iyiliğine konuşuyorum. Çocuğumun psikolojisini bozmamak için görüştürüyorum arada sırada. Görüşüyorlar yani. Çok nadir. Görüşüyor mu nüfusunu almıyor. Evet. Baba tarafı yalan söylemediği sürece <laughs> şey yapıyorum. Ya valla ben de size şunu söyleyeyim. Yani ben erkek değilim ama. Yani erkek olsaydım, yani çocuk benim benimse ben o çocuğun nüfusumu alırdım. Hayırdır, yani hayırdır. o iş çok ayrı bir iş ya. Yani bunun onun annesiyle falan da hiç alakası yok yani. Ee, özellikle bu hani Almanya işçi olarak giden hani sonra buraya gelen çocukları falan görüyoruz ya. Yani orada da mesela büyük bir kaos yaşanmış. Bir tane bize kadıncağız anlatmış da annem şoke olmuş babam benim nüfusunu almayınca diye. Yani nasıl nüfusuna alınması da ben anlayamıyorum. Şu bazı şeyleri de ben anlamıyorum. Yani Anladım. ne kadar anlatılsa da anlamıyorum ya anlamayacağım. Yani bu çocuğun nasıl olduğunu biliyorsun. O zaman çocuk sahibi olmuyoruz, olmak istemiyorsan ona göre davranacaksın. Çocuğun yani böyle senden git, git, olduğunu bile biliyorsa bir erkek yani, kendisinin olduğunu biliyorsa o çocuğa sahip çıkmalıdır. En azından nüfusal kaydını yaptırmalıdır. O çocuğun elinde baba olarak isminin bulunmasından kaçınmamalı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kaçınacaksa zamanında kaçınsaydı. Zamanında kaçınsaydı. Bir e de şimdi tabii. o çocuğun hayatı ne olacak? Evet. O çocuğun ileride evlilik hayatı, okul hayatı, iş hayatı. Evet. O nüfus kağıdı ne kadar önemli? Çok... Gayet bu tabii. Bu ne kadar ayıp yani. Bence erkeklikle hiç alakası yok bu Babasız bir çocuğun arkadaşları arasındaki... ...etrafındaki çocukların ona bakış açısını olacak. Evet. Yani Onu düşünmesi lazım. şey yapar böyle bir şey? Yani zaman. o çocuğa karşı her bakış... ...her arkadaşlarının ona başka türlü hitap etmeleri... ...o adamda eğer bir vicdan varsa... ...içini, kalbini, gönlünü sızlatması lazım. Bir de hesap... Sızlatacak bir yapıya sahip bir insan da zaten... ...ilk günden itibaren... ...delikanlıca evet babası benim diye girer nüfusunu çıkarır, nüfusuna da kaydını yaptırır. Ama kızım işte biz de şimdi belki bunu söylediğimiz zaman bize de eskiden söylenenlere gülüp geçiyorduk ama yani böyle şeylerin de hayatta olabileceğini bilip siz de kimseye güvenmeyeceksiniz. Evet. Yani siz de gideceksiniz, kıyacaksınız nikahınızı. Ondan sonra yapacaksınız. Şimdi bu toplumdaki bir takım kurallar bazılarına <laughs> geri gelebilir, geri kaldı denebilir, şu denebilir, bu denebilir. Ama ben herkese şunu söylüyorum. Biz de bu toplumda yaşıyoruz. Evet. Yani bu toplumda yaşıyorsak bu toplumun kuralları da demek ki bizim toplumumuzun insanlarına göre yüzyıllar içinde oluşturulmuş. Yani kanmayacaksınız siz de. Anlatabiliyor muyum? Evet, Sen de gelsinler seni istesinler. Ee, abicim nedir ya bir çikolatayla bir tane işte lokumla bir tane çiçek getirecekler. Gelecekler isteyecekler anne babalarınızın da yüreğini hoş edeceksiniz. Evlenecek bir de nikah kıyacaksınız yani işte bak nikah 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 diyoruz neden? İşte sonra Fadime ya da annesi gibi olmasın kadınlar ya da onların dünyaya evet. getirdikleri çocuklar. Gibi. Evet. Şimdi niye bu kadın 28 yaşında babasını arasın? Nüfusta babası bile değil. Evet. Zaten de nikah ısrar edişimiz... bizi çok kötü yerlere götürüyor götürecek yani nikahta, bu nüfus kayıtlarında. ısrar edişimiz hem o evlenen hanımın resmi bir evlilik yaptığının ...rahatlığını, huzurunu yaşaması, Özellikle. hem devam eden günlerde... ...doğacak, doğacak çocukların. çocukların istikbaline bir gölge düşürülmemesi. Meşru bir evliliğin çocukları olarak... ...toplum içerisinde olmalarının rahatlığı ve huzurunu yaşasınlar. O bebeklerin, çocukların ne günahı var? E gelsin senin de babasının ne ne yani. Ben diyorum gelsin alsın çocuğu üzerine. Evet. Almıyor. Ne demek almıyor ya? Almıyor Hı. ne demek yani? Ne demek almıyor? Almıyor diye de bir kelimeyi yani kabullenmek ne demek almamak ya ne demek almamak yani İyi. o zaman yap yap bırak yani hayır o zaman işte kanuni yollarla o, o babalık ıı, hükmüne gitmek lazım evet Afek açamaz mı lazım. şey açamaz mı dava dava açabilir niye açmıyorsun sen dava Babalık davası aç dediler işte. Hı. Sonra işte kendisine söyledim. Bak dedim babalık davası açacağım. Gerekirse sana çocuğun kimliğini al. Hukuken uğraşmayalım dedim. Aç diyor. Hiçbir şey diyor alamazsın ki benden diyor. Yani o bir şey işin deseydin ya. Alıyor, bir şey alamazsın diye. Yani daha henüz dava açılmadan da dahi. Çocuğun kendisinden olduğunu kabulleniyor. Evet. Benden bir şey alamazsın. Vereceği 3 kuruş nafaka evet. düşünüyor. DNA testi dedim yaptı. İnanmıyorsan dedim. Hepsini de söyledim yani. Bir sürü de kavga Ankara'da mı oturuyorsun Kadir Bakın Fatima Hanım. Hı? Özellikle... Sen Ankara'da yaşıyorsun Evet değil mi sen? Ankara'da. Ben şuradan sesleniyorum. Şimdi bizi buradan izleyen, yani Türkiye'nin her ilinde neredeyse yardımcı olan avukatlarımız oldu. İnşallah şimdi bizi bir avukatımız Ankara'dan izliyordur. Ee, lütfen Fadime Hanım'ın, e, Fadime Çilem'in kızının babalık davasına da hani üstlenebilirim diyen bir avukatımız olursa çok sevinirim. Evet çok sevinirim. Hani emredim. biz aksi halde baroyla falan da konuşur yaparız ama sen de öyle açacağım açmayacağım değil. Bunca'yı ne açıyorsun? Açacaksın tabii. Açacağım yani. tabii. O çocuğun da babasının adı olduğu nüfus kağıdı olacak. Bak Hem babalık davasını şey açacaksın, hem nafaka davasını çaksın ve nüfusuna da kaydını yatıracaksın. Yani nafakayı ödemeyenlere hapis cezası da var babaların. Evet, öyle evet. mi? Evet. Tamam işte. Nafakayı ödemeyen bilhassa ödemeyenlere iki defa, üç defa kalkıp da mi Cezayir'e gitme imkanı var. Üç aya kadar bir tasdik cezası var. Yani sen ne, kaç lira maaş alıyorsun Fadime? Asgari. Asgari ücret alıyorsun. Yani onunla annesi, kızı, kendisi hepsini geçindirmeye çalışan bir kız. Adam da ne güzel hem evli hem bu evet. kızı hamile bırak ondan sonra da evet. hiçbir şey yokmuş gibi çekil kenarda Laf otur. Yani ne diyeceğimi şaşırıyorum. Yani buradan daha fazla kalkıp da yine bir şey konuşmak istemiyorum yani. Valla bizim yerimize evdeki seyirciler konuşuyordu düşünüyor. zaten yani. Yani hiç işin duygusal yanında değil, maddi anlamda benden bir şey alamazsın Hep, diyor. dava evet. o. Hep aman daha o. bunun babalığı benim üzerime geçerse... O manevi ha. anlamda... Vereceği de yüce düşün, Manevi düşünceye sahip bir insan olsa zaten böyle davranmaz. Manevi düşünceye sahip bir insan... Tamamen aman benden yarın bir gün maaşımdan üçte bir kesilir de rafaka alır. E, o maaşın senin boğazından rahat inecek mi aşağı? Sen burada yani. bunları boyun gibi bıraktığın takdirde. Yani buradan Dinliyor şu işte. anlaşılıyor. Olsun. Olsun Hiç. tabii. Hiçbir Olsun genç... Olsun tabii yani. Ben beklememişim, bir bakarak, Bir lafa bakarak nikahsız hamile kalmaması lazım. Evet. Çocuk doğurmaması lazım. Bu kesin. Evet. Hani başlı Fadime orada hatalı. Evet. Orada evet, Fadime hatalı. hatalı ama artık olmuş. Olmuş da ölmüşe çare yok. <laughs> Olduktan sonra da ya, her iki tarafta yani. kadın da erkek de kendilerine düşen becibeleri yerine getirecekler. Ya anlaşırsın Laf, lafı anlaşamazsın. Ya, lafı güzel değil yani. Anlaşırsın anlaşamazsın. Yani kadında fizik değişiklik anlamına gelecek böyle bir yola tevessül etmek çok ciddi bir kişilik bozukluğu evet, aslında. Evet maalesef öyle. Evet belki de her şey ondan kaynaklanıyor hocam doğru söylüyorsunuz yani. Düşün, i̇nşallah bir avukatımız da bize bağlanır ee, yoksa Ankara'da baraya başvururuz. Sen de git aç kızım sen de kendi kızın için mücadele vereceksin. Niye kendi yaşadığın durumu çocuğuna yaşatıyorsun? Bir de şunu gerçekten anlayamıyorum. Ya Annem de diyor ki sen de insanların bazı şeyleri anlamadığını anlamıyorsun. Tamam işte herkes bir şey anlamıyor da. Şimdi adam mesela karısını dövüyor. Konuşuyoruz diyor ki benim babam da annemi döverdi. Şimdi senin baban anneni döverdi. Sen ne hissederdin? Çok kötü hissederdim çocukken. E peki sen karını nasıl o zaman dövüyorsun? Kendi çocuğunun da çok kötü hissedebileceğini düşünmüyorsun? Ya da hani sen o acıyı gördün. Mesela sen nasıl karını dövüyorsun? Şimdi diyor ki görülmüş şeyin devamı. Ya iyi de o gördüğünden niye ders almıyor evet. insanlar? Sen de aynı şekilde annenin durumunu görüyorsun. Kendi yaşadığını biliyorsun. biriyle evlenmeden hamile kalıyorsun. E sen şimdi onun gördüğün o acıları sen kendin bizzat yaşadın. E niye aynı şey yapıyorsunuz? Yani burada bir tane soba var. Birisiyle dokundu sobaya, eli yandı. Ben de gördüm. Aa acaba yakıyor mu diye bir daha ben de elimi mi uzatayım yani?